Çekmeyin ama lütfen. O zaman şöyle olacak. Meseleyi başka yere çekmeyin. Ortada net bir soru var. 2014'ten beri Kırım işgal altında mı? Evet. Donbas'ın önemli bir kısmı işgal altında mı? Evet. Putin'in bugün yaptığı Kırım'ın ve Donbas'ın bağımsızlığını tanı demek. Burada zaten herkes fitti buna. Kimse şu ana kadar sen Kırım'ı işgal ettin ey Rusya, gazı kes, petrol almıyorum demedi. Ne zaman demeye başladı? Ne zaman demeye başladı? Rusya Ukrayna'nın her bir bölgesine bomba attığı zaman demeye başladı. 8 yıldır Donbas bölgesi Ukraynalılar tarafından vuruluyor. 4600 sivil öldürüldü orada. Bu kadar mesela şey Amerika bu kadar çok iyilik sever, mutlu, yani böyle değil. İnsanlara huzur getirmek isteyen Amerika hocam, 8 yapalım. Yıldır ama yapıyoruz analiz ama yapıyoruz hocam. Burada Donbas'ı diyor ki vurma kardeşim diyor sana mesela. Hmm. Vurma benim orada diyor kurulmuş diyor. Hani biz tamam. Bir şeyi savunuyoruz ya. Neyi? Devletçikler kuruldu, Yugoslavya bölündü, özgürlükler ilan edildi. Peki bir şey sorayım. Bir şey demeseler orayı bıraksaydı. Peki müsaade edin bir şey sorayım. Ukrayna Lugansk ve Donetsk'i vuruyor 8 senedir diyorsunuz. Doğru ben mu? Demiyorum bunu zaten tamam, vuruyor. Öyle kabul edelim. Rusya'nın o bölgede yani Rusya'nın ateş gücünü, silah gücünü, ordusunu biliyoruz. Nokta atışıyla orayı vuranları vurması, tahrip etmesi an meselesi. Rusya Hazar Denizi'nden bir gemiden füze atarak Rakka'yı vuran bir ülke. Dolayısıyla şunu diyemezsiniz bana. Rusya Lugansk ve Donetsk'i vuran Ukrayna'nın oradaki atış güçlerini tahrip edemedi. O yüzden gitti Lvov'u bombaladı. Hocam bu eşyanın tabiatına aykırı. Kimse öyle demiyor ki. Hayır. O da öyle demiyor ya. Öyle diyor. Yok canım ne alakası var. Şimdi konuştuk. Hayır, Ukrayna sahasında kendisine karşı oynanan tezgahı bozmaya çalışıyor diyor. Real politik ben öyle ya ben anladım şimdi yani. Şöyle bir ben olaylara bakarken bugün Rusya Ukrayna meselesi sanki 12 gün önce çıkmış bir mesele biraz üzerinden yürürsek tarih perspektifine bak. Ya bu kadar şeysek biz %49'la iktidara gelen Rus yanlısı yapıları resmi seçilmiş, oyla gelmiş yapıları turuncu devrimle niye devirirsin? Niye orada isyanlar başlatırsın? Niye Soros'un adamlarını oraya atarsın? Soros'un vakıfları içindeki. Şimdi biz hiçbir şey tartışmıyoruz. Bölgede turuncu devrimler diye kitabı yazan adamım. Tabii tamam. Ben size orada size demiyorum onu. Ben genel olarak konuşuyorum. Turuncu devrimler diye. Sizin hem de bunu karşılıklarınızı da biliyorum. Nasıl hem de bunun Soros'un bir oyunu olduğunu yazan kitabın da alt başlığına Soros'un oyunu diye yazan birisiyim. O sebeple evet. Şöyle bir algı ortaya çıkmasın. Ben sadece bölgeyi doğru analiz etmemiz gerektiği kadar. Evet, şöyle yapalım. Bunu analiz ederken de İsmail çok affedersiniz. Evet. Bunu analiz bir cümle. Bunu analiz ederken de bu meseleyi işte Rus bilmem neyi, işte NATO bilmem bunların dışında çıkarım. Tamamen uzman gözüyle bölgeyi analiz etmek gerektiği kanaatindeyim. Peki. Evet. Aytunç bir lafını toparla İsmail bakın, Hakkı Paşa'ya. O zaman biz burada konuşmuyoruz. Bir tek içimizde uzman sensin. Hayır. Estağfurullah. Yoksa belki İsmail uzman gözüyle konuşmak. Şimdi ben konuşayım bakın. Demedim. Uzman gözüyle bakmak lazım. Ya ama önce diyorsam o konuda kitap yazdım. Orada bölgenin uzmanıyım dersen olmaz ki yani. Değil miyim? Hiç... Bakın ben tam da niye uzmanlığına bu kadar vurgu yapıyorsun? Otoriteysen sen ama konuş. Ama sen de geçen ya. Programda ben de öğretmenim dedim. Ben siyasal İslam'ı oğlu İslam bölgede ben anlattım. Aytun, ben de öğrenciyim dedim. Dur şimdi seni oraya, savunmuyorum. Tamam, senin nimenin etmesine göz yumadığım için bizden kabahat zaten. Evet. Aynen. Bundan sonra Mehmet Bey yaranamıyor. Ukrayna Rusya gibi birbirimizle seyredelim. Hadi bakalım. Biz birbirimize girmiyoruz. Hadi şey yapmayalım. Biz medeni bir şekilde farklı fikirlerimizi olabilir tartışırız. Sen haklısın. Kabahat bende. Ne güzel seni limenime doğruyor. Girme aramıza. Zaten ne zaman girdiniz zaten. Aramıza bu ülke bu hale geldi. Tekin'den sonra özellikle. Neyse. Tekin, tamam sen bir şey yap. Şimdi, bir dakika tamam gelir. Bir saniye. Hacı bir dakika. Bakın. Son cümleni bir toparlayın. Henry Kissinger'ın 2014'te yazdıklarını tekrar Washington Post'taki analizleri masaya koymak gerekiyor. Şimdi Amerika'nın en önemli isimlerinden biri'den bahsediyoruz. Burada Kissinger halen hayatta değil mi? He? Hayatta. Evet. Hayatta. Evet. Evet. Efendim? Bak. 97 yaşında hayatta. 97 yaşında inanılmaz. Ukrayna Ukrayna Avrupa'da dahil olmak üzere ekonomik ve siyasi birliklerini özgürce seçme hakkına sahip olmalıdır birinci madde diyor. 2. Ukrayna 7 yıl önce en son gündeme geldiğinde benim de aldığım bir tavır olan NATO'ya katılmamalı. 3. Ukrayna halkının ifade ettiği iradeyle uyumlu herhangi bir hükümet kurmakta özgürdür. Akıllı Ukraynalı liderler daha sonra ülkelerinin çeşitli kısımlar arasında bir uzlaşma politikasını tercih ederler. Ve
Kırım'ın özerkliği güçlendirilmeli. Karadeniz filosunun Sivastopol'daki durumla ilgili tüm belirtiler ortadan kaldırılması gerekiyor vesaire. Ama birinci esas madde NATO'ya alınmamalı. Kissinger bile buralardan yürüyor. Bir taraftan biz 1962 Ekim'di galiba tarihe döndüğümüz zaman Küba füze krizi yaşandı. Domuzlar Körfezi. Şimdi biz bunları konuşurken Amerika'nın o ünlü başkanı Monroe doktorunu konuşmadan adamların batı yarımkürede hiçbir şekilde egemenlik istemem, hiçbir şekilde kimse giremez buraya diyen bir çizgisini konuşmadan biz bugün 12 günlük Rusya-Ukrayna savaşı varmış gibi yaşanan bir işgal varmış gibi davranıyoruz. Yani burada sıkıntı yaşanıyor. Anladım. Biz buradan bakalım, Ankara'dan bakalım, Ankara merkezli bakalım ve oradan neler üretilebileceğini ve önümüzdeki süreçte bizi bekleyen tehlikelerin neler olduğunu da masaya koyarak hareket etmeliyiz. O yüzden Antalya'daki buluşma önemlidir. O yüzden telefon diplomasisi, görüşmeler önemlidir. Direkt bir Atlantikçi tavır, direkt bir Rusçu tavır almamak gerekiyor burada. Unutulmamalı ki Türk askerinin kafasına çuval geçiren de Amerika'dır. 34 askerimizi şehit eden de Ruslardır. Peki. Meral Akşener de şeyde söylemiştir. Bunların hepsini de unutmadan ekonomik politik anlamda değerlendirmeliyiz. Bütün olayları değerlendirirken. Real politik. Metin girmiyorsun ama sen de real politik olarak değerlendirmeliyiz. Peki. Bugün Rusya'nın Kiev'de o 64 kilometrelik hattı döşemesinin sebebi neyse. Rusçu değilseniz Türkçü olun. ABD'nin de. Türkçü olun Hacı Bey. Biz Türkçüyüz, Türkiye'ciyiz. Biz bütün bu ilgi ve etki alanlarında neresi varsa, Hacı Bey hepsini, bu programda Türkçü olduğunu deklare etti. Evet. Ya Türkçü onu tartışırız. Yani ırkî manada değil. Türkiye'yi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Türkçü herkesin sevdiği kadar. Ama bir de şöyle bir ayrım vardır. NATO Türkçülüğüyle devrimci Türkçülük diye bir ayrım vardır. Bunu da i̇şte koymak lazım. İşte ben bunu çok yanlış biliyorum ya Aytun Çerkin. NATO'yu savunanlar, Avrasyacılar, NATO'cular, ordunun içinde de efendim bir kısmı Avrasyacı, bunu, bir kısmı bilerek NATO'cu. Yapıyorlar. Bak, ya bunu bırakın bilerek şu Avrasyacı, yaptılar. NATO'cu. Senin için yaptılar. Söylemiyorum. Bırakın şu Avrasyacılığı, NATO'culuğu ya. Bize bizim ülkemiz yeter. Ama ben Rusya'nın da bir güç olduğunu ve NATO karşısında dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Rusya'yı da NATO'nun eline bırakıp da zayıf bir ülke haline getirdiğiniz zaman bu NATO'nun da bize faydası olmadığını görüyorum. Çok net olarak görüyorum. Bunu şahsi görüşüm olarak söylüyorum. Ama şunu söyleyeyim, şu anda en çok bağıran kim? ABD ve Avrupa Birliği. En çok bağıran onlar. En sessiz kim? Rusya. En sessizi. En sessiz İsrail. En mağdur olanı kim? Bölge için. En mağdur olanı kim? Bakın. En mağdur olanı Ukrayna halkı. İsrail'dir. Hacı Bey bak önemli bir şeye dikkat çekiyorum. Şu an en sessiz olan İsrail'dir. Tamam mı? Zelenski'nin de Yahudi olduğunu biliyorsunuz. Kim en sessizse ona bak. Ama Rusya'ya biraz destek açıkladı. Ona dikkat etmek lazım. İsrail destek açıklamadı mı? Yok. Amerika'nın sonuna kadar yanındayız diye ilk gün açıklama yapıldı. En sessiz şu an o. Sonrasını bilmiyorum. O kaçırmış. Ya sonra bakarız ona. Sonra başbakan şeye gitti. İsrail'in denklemi Moskova'ya gitti. Evet. İsrail'in denklemi Amerika'nın denkleminden büyük olamaz. Söylediğinize itiraz için söylemiyorum. Şimdi en mağdur olan Ukrayna halkı. Şu anda bu olayda en doğru taraf kim diye sorarsanız şu savaşın içerisinde en doğru tarafta da Türkiye duruyor. Tamamen doğru olarak görüyorum. Hükümetin şu anki politikalarını doğru görüyorum. O yüzden Rusya'nın ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları aynı anda gelip Türkiye'de konuşabiliyorlar. İleride liderleri de otururlar, Türkiye'de konuşurlar. Antalya'da konuşurlar, Ankara'da konuşurlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu olay karşısındaki tavrı en doğru tavırdır. Kısa vadede zarar görüyor. İşte o yağların gelmemesi, vesairenin gelmemesi kısa vadede zararlı gibi duruyor ama uzun vadede Türkiye'nin kazanacağına inanıyorum. Peki. Bunun etkilerini hemen şu anda göremeyebiliriz. Çeçenlerle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Ya ben hiçbir Çeçenistanlının, Şamil Basayev'in torunlarının Rusya tarafında gidip de orada savaşmak isteyeceğini düşünmüyorum.